Evet Süleyman Bey, uzun bir aradan sonra Çardak'ta ilk ocağı açıldı. Gençlere hizmet vermek üzere, gençlere gitmek üzere. Siz de Çardak'ta siz neler söylemek istersiniz? Şimdi Çardak'ta 1990-2000'li yıllardan sonra tabii ilk ocakları pek faaliyet gösteremedi burada. Ne yazık ki. Şimdi Murat Başkanımızın 50 gün önce göreve gelmesiyle birlikte yaptığımız istişareler sonucunda Çardak'ta yeniden bu ateşi korlamak için karar aldık ve buradaki Çardak'taki gençlerimizin de el birliğiyle, katılımıyla Çardak ilk ocağımızı bugün itibariyle açıyoruz. İl başkanımıza, genel başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çardak'a göstermiş oldukları bu destek ve ilgiler için. Benim için onur verici bir şey. Evet, peki yurt dışında da birçok bu alanda faaliyetlerde gösteriyorsunuz. O evet. Yurt dışından sonra Denizli'de de faaliyet gösteriyorsunuz. Nasıl bir bilgi? Şimdi şöyle bir şey, ülkücülük bizim kızıl elma ülkümüz vardır. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar. Sadece bulunduğumuz yer değil, bizim için vatan gittiğimiz her yerdir. Dolayısıyla davamız da gittiğimiz her yerde yaşayacaktır. Böyle bir düsturumuz vardır. Avrupa'da tabii 3-4 tane teşkilat açma görevinde bulundum. Tabii yıllar sonra da kendi memleketimde de tekrar yeniden bu gururu yaşamak benim için ayrı bir onur verici bir olay oldu gerçekten. Allah'ın izniyle de buraya diktiğimiz sancağımızı ömrümüzün son nefesine kadar burada da dalgalandıracağız. Evet, başkanım size de sorayım. Bu ülke ocaklarında nasıl bir gençlik yetişiyor? Ülke ocaklarında yetişen gençliğimizin en önemli düsturu Türk İslam ahlakıdır. Türk İslam ahlakı nedir? Bizim dini ve Türk tarihinde yaşamış olan büyüklerimizi örf adetlerini gençlerimize anlatarak onları da aynı şekilde Türk İslam ahlakına uygun şekilde yaşayıp o şekilde yaşamlarını idam edip ve bu şekilde gençler yetiştirmelerini teşkilattaki görevlilerine bildirir. Onlar da bu şekilde gençler yetiştirirler. Evet, biraz önce başkanına sormuştum. İki ucağı, ülkücülük daha doğrusu diyeyim. Türk Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'dan sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş vesilesine uygun görüş değil mi? Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı Devleti, Selçuklu ve bizim biliyorsunuz 3000-4000 yıllık bir tarihimiz var. Ülke Ocakları bu 4000 yıllık tarihi yaşatan bir kurumdur ve yaşatmaya da devam edecektir. Devlet, evet, müddet dediğimiz budur. İnandığımız budur, davamız budur. Evet, yani Türk tarihinin başladığı günden bugüne kadar olan, hepsini temsil ediyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yani Türk tarihi bazen dediği gibi 1919'da da başlamadı. Osmanlı'da da başlamadı. 8000 yıllık binlerce bir tarih evet, var. Evet, Ergenekon'dan öncesi var, Ergenekon'dan sonrası var. İlk ocakları bunu yeni kuşaklara anlatarak Türk tarihini daha geniş bir şekilde bilen, tarih bilinci içinde olan gençler yetiştiriyor.